Merhaba arkadaşlar, Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in 7 Kasım 2018 tarihli Lezzet Başlıklı Köşe yazısıyla yeniden birlikteyiz. AKP'nin Yerel Yönetimler Sorumlusu Mehmet Özazeki, bir türlü kazanamadıkları İzmir hakkında konuştu. AKP usulü belediyeciliğin tadına bakılması gerektiğini belirterek İzmirlilere o lezzeti tattıracağız dedi. Ben bir tadımlık vereyim. İzmir'e metro yapıldı, kilometresi... 50 milyon liraya geldi. Aynı metro İstanbul'a yapıldı, kilometresi 140 milyon liraya geldi. Kilometre başına 90 milyon lira pahalıya gelmesi lezzet fışkırması değil midir? Avrupa Birliği standartlarındaki biyolojik arıtma tesislerinin başkentidir İzmir. Türkiye'deki her dört biyolojik arıtma tesisinin biri İzmir'dedir. Bizim aziz başkan Atık su arıtma tesisleri yaptı. Her biri taş çatlasın 3 milyon dolar. Adı lazım değil. Arkadaşlarım bir belediyesine tıpatıp aynı tesisi yaptılar. 9 milyon euro. Bakın arkadaşlar, biri 3 milyon dolar, diğeri 9 milyon euro. Sayıştay raporuna takılan AKP belediyesi var mesela. Bahçe ortumunu piyasa fiyatının 45 katına satın almış. Çocuk oyun havuzlarındaki topu 181 katına almış ki tadı damağında kalsın. Kur'an-ı Kerim üzerinden bile katakulli yapan AKP belediyesi var. Kur'an-ı Kerim satın alırken %1 KDV ödenmesi gerekirken lezzetli olsun diye satın aldıkları arkadaşa %18 ödemişler. Anneler gününde sanatçılar konser verdi diye ödeme yapan belediye var. Fatura var, konser monser yok toplu sünnet şöleni yaptık, 501 çocuğu sünnet ettirdik diye ödeme yapan belediye var, çocukların ismi mükerrer. Ya aynı çocukları ikişer defa, üçer defa kestiler ya da sünnet minnet yok. Öğretmenler gününde dört yıldızlı otelde 1500 kişilik yemek tertipledik, iki ünlü sanatçı konser verdi diye ödeme yapan belediye var, iki ünlü sanatçı diye öğretmenlere şarkı söyletildiği ortaya çıktı. 4 yıldızlı otel motel yok. Belediyenin kültür merkezi kullanılmış. Bursa gezisi yaptık, 10 bin kişi götürdük diye yol yemek faturası ödeyen belediye var. Fatura 10 bin kişilik ama aslında sadece 648 kişi götürülmüş. Gerisi indiragandi. Çanakkale gezisi yaptık, 5 bin kişi götürdük diye hak ediş ödeyen belediye var. Fatura 5 bin kişilik ama sadece 117 kişi götürmüşler. Cami haftasında 5000 kişiye etli pilav, tatlı ve içecek dağıttık diye para ödeyen belediye var. Fatura var. Etkinliği duyan gören yok. Okurken tadından parmaklarınızı yediniz değil mi? Törenle gasilhane açıp artık ölülerinizi nereye götüreceksiniz diye düşünmeyin. Geleceğe oy verin diye tanıtım yapan belediye var. Törenle morg açıp cenazelerinizi ücretsiz yıkayıp ücretsiz kefene saracak olan morgumuz hizmete açıldı diye duyuran, son yolculuğa yardım müjdesiyle tanıtan belediye var. Dört cenazeyi aynı anda taşıyabilen cenaze arabası, hiç kullanılmamış 80 tabut ve 2500 kefen beziyle hizmete hazır olduklarını belirten belediye var. Güle güle kullanın yani. İyi günlerde. Dev tesis toplu açılışları diye dolmuş duru açılışı yapan belediye var halı saha açılışı yapan var, fayton açılışı yapan var, dev tesis olarak umumi tuvalet açılışı yapan belediye var ki lezzetle sıçın. Bakın belediye başkanları o kadar başarılı ki İstanbul'da Kadir Topbaşı, Ankara'da Melih Gökçe'yi, Bursa, Balıkesir, Niğde, Çorum, Ordu belediye başkanlarını bizzat asrın liderimiz görevden aldı. Dün CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve İSKİ hakkında suç duyurusunda bulunuldu. 753 milyon liralık yolsuzluk iddiası var. Dere yataklarını bina doldurdular, her yağmurda insanlar boğuluyor, spreyler ozon tabakasını deldiği için böyle oluyor diyorlar. Denizi olmayan Ankara'da insanlarımızı dalgıçlar çıkarıyor, sele uykuda yakalanmayın, üst kattaki komşunuzda kalın diyorlar. Haydarpaşa garı yanıyor, kaynaktan diyorlar. Karaköy iskelesi batıyor, Lodos'tan diyorlar. Vapur deniz otobüsüne patlatıyor, sisten diyorlar. Belediye otobüsü durağa dalıyor, frenden diyorlar. Ruhsatsız fabrikalar patlıyor, kazandan diyorlar. Yürüyen merdiven çöküyor, kullanıcı hatası diyorlar. İklim şartlarından etkilenmeyecek denilen Avrasya Tüneli her yağmurda akvaryum oluyor, kapatılıyor. Hava şartları kötü diyorlar. Böyle belediye mi olur kardeşim diyoruz, tadından yenmiyor diyorlar. Mehmet Öseseki gibi belediye başkanı seçin. Mehmet Öseseki gibi ki alt tarafı patatesin yanına bir tane bira içebilmek için ya Erciyes'e çıkmak zorunda kalın ya da T. Kapadokya'ya. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz vakit ayırıp dinlemiş olduğunuz için. Eğer ki bu yazıyı değerli bulduysanız ve videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklarsanız bu video YouTube tarafından daha çok arkadaşımıza önerilecek ve dolayısıyla daha çok arkadaşımız bu konudan haberdar olacaktır. Teşekkür ediyorum vakit ayırıp dinlemiş olduğunuz için. İyi günler dilerim.